çatalı. Götürdüm. Aile ablam, Kutay hiç aramadı mı? Yok. Ne aradı ne de sordu. Pes. O Kutay bir arasın, onu alnının çatından vur. Şşş, tamam babama, vurursun baba, vurursun. Hem o Kutay'ı vururum, hem de o babasını vururum. Böyle tak diye. Baba. Ne? Babacığım, biz daha demin seninle ne konuştuk? Ne konuştuk? Ya bu Kutay hakkında ileri geri konuşup Zeynep'i üzmeyeceksin demedik mi ya biraz önce? Ya o tamam, tamam da bak şimdi, o oğlandan bir halt olmaz demedim mi? Benim torunumu üzer demedim mi? Onun dedesi olacak adam da zamparanın biriydi. Hele babası Erdem olacak herif, üç kağıtçının önde girer. Oğlundan ne çıkar be? Ama baba sen hala konuşuyorsun babacığım. Misafirlerimize de ayıp olmuyor mu sence birazcık? Ben ne dedim ki ya? Hani ben şimdi Kutay'ın kuzeniyle evleneceğim ya, herhalde o yüzden. Aa bak bir dakika, o Tekin ayrı, Tekin iyi çocuk. O efendi çocuk, hem bizim buralı. Ben ona söylemedim ki, ben o sahtekar Kutay için söylüyorum ya. O Kutay'dan bir alt olmaz. Öyle değil mi Civan? Vallahi Muammer abi, aile haklı. Sen böyle konuşursan Zeynep üzülür. Bak lütfen. Son kez söylüyorum sana, tamam mı? Rica ediyorum, çok rica ediyorum. Böyle ileri geri konuşup seni bir daha fazla üzmeyeyim. Bak zaten başına gelmedi, kalmamış kızın, erimiş, bitmiş, kıyamam. Ya ne oldu? Tamam, sessiz olun. Zeynep abla geliyor. Ha, ha, ha. Tamam. Herkes normal davranıyor. Kimse konuyu açmıyor. Hadi buyurun ya. Hadi buyurun. Çok güzel olmuş kızısın ortalayın. Günaydın. Günaydın teyzesinin kuzusu. Aa Zeytin Gözlüm, hoş geldin canım benim. Hadi, afiyet olsun, buyurun. Aa bak, yumurtalı ekmek çok güzel. Yumurtalar taze Zeynep abla. Kümesten alıverdim sıcak sıcak. Sağ ol, sağ ol. Bak, yumurtalı ekmek kızarttım ben de, seversin sen. Reçeli ben yaptım. Çilek, yer misin birazcık? Tabii tabii, yer ya. Çok sever o. Yer hadi kızım, yer. Nasıl hissediyorsun kendini diyelim? İyiyim Civan amcam. O zaman kahvaltıdan sonra gezmeye gidelim mi? Olur. Benim için endişelendiğinizi biliyorum. Ama merak etmeyin, toparlayacağım. Hem böyle daha iyi olmuştu belki. Kutay'ın gerçek yüzünü vaktinde görmüş oldum, değil mi? Endişelenmeyin benim için lütfen. Ben iyi olacağım. Bunu bir trajedi haline getirmeyeceğim. Ablam geldi. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ah Zeynepciğim, ah Zeynepciğim. Allah kahretsin, o Kutay'ı yerin dibine bassın inşallah. İyi olacaksın, üzülme kızım, tamam mı? Anneciğim iyiyim ben zaten. İyi olacaksın tabii, tabii iyi olacaksın. Her şey geçecek, iyi olacaksın anneciğim. Anneciğim iyiyim diyorum ya, gerçekten. Gördünüz değil mi Civan Bey? Rezil rüsva olduk düğünden önce. Allah. Ah Hande ah. Yapılır mı Zeynep gibi bir kıza bu? Allah. Ben dolaşacağım biraz. Ben de yalnız bıraktım Zeynep'i. Hoş geldin Neriman. Bak, bir de bana söyledin. Tamam. Benim suçum tamam. Evet.
çocukluğumdan beri sadece onu sevmiştim. Onun için yaşadım. Ama o beni kırdı. Böyle kalbimde açan bir çiçek koptu gitti sanki. Tanem, o gelip senden af dileyecek. Ayaklarını kapanıp yalvaracak. Bak göreceksin. Ne fark eder ki? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak zaten. Sen olsan ne yapardın? Tekin sana böyle bir şey yapsa affedebilir miydin onu? O çocuk değil mi ya? Hangi çocuk? Rüzgar işte, o seni hastaneye getiren. Ha evet o. Hadi kalk gidelim. Teşekkür ederim. Onca yol taşımış seni. Şey ettik. Allah Allah. Merhaba. Hande ben, daha önce tanışmamıştık. Zeynep'i zaten tanıyorsun. Beni hastaneye kadar götürdüğün için teşekkür ederim. Ne istiyorsunuz? Teşekkür etmeye geldik işte. Teşekkür etmeye geldik dedik. Duymadın mı? İyi. Tamam. Ettiniz işte. Hadi gidin. Gidelim yine. Yürü gidelim ya. Hadi. Yabani ayol bu. Yabani. Yani seni nasıl kurtarmış anlamadım. Yuh. Yaban. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.